Selamün aleyküm, hoş geldiniz Sıdıka'nın YouTube kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Hamdolsun bizleri soracak olursanız. Bizler de iyiyiz. Bugün dedik hava güzel, artık bunları değerlendirin. Bundan sonra havalar soğur. Dedim şöyle dedim, piknik gibi dışarı çıkalım dedik. Pikniğe gideceğiz. Hem şuradan biraz nane koparacağım. Biraz da 2-3 tane de acı biber varsa koparacağım. Onlar da verimlerim biraz düşürdü. Hem sulayalım, bu yaprakları da buruşmuş. Evet. Hem sulayalım dedim, hem bir üzerinde biberi varsa 2-3 tane koparalım dedik. Yine Sıdıka Sultan'la birlikte harika bir vlogumuz başlıyor. Tabi böyle hobi bahçesi olunca da bu da güzelliklerimizden. Haydi bakalım, evet. Şimdi birazcık nanelerimizle, biraz biberimizle. Nane, biraz biber, hem bir de sulayalım, yaprakları buruşmuş yazık. Baksana çiçekleri de yok hiç. Değil mi? Çiçekler iyice azaldı Sıdıka Sultan. Evet. Aslında daha Eylül ayının başlarındayız. Evet. Olur ama çiçekleri yok. Yok. Olur belki. Muhtemelen olur. Yine olur. Tek tük de olsa var çiçekleri. Olur belki. Olacak inşallah. Biraz nane koparacağım. Biraz da üzerinden biber koparacağız. Maşallah, bakar mısın Sıdıka Sultan'ın nanelerine? Ne de güzel oluyorlar. Hepsi de organik ve doğal. Evet. Burası Sıdıka Sultan'ın hobi bahçesi. Önceki vloglarımızdan da izleyenler biliyorlardır zaten. Canınız istediğini gelin koparın. Sıdıka'nın hobi bahçesi burası da. Hemen yan taraftan itibaren oldukça da güzel. Burada da çiçeklerimiz var. Sıdıka Sultan, çiçeklerin çok güzel olmuşlar. Güzel olmuş. Şuradan biraz biber varsa biber koparacağız. Evet, biberlerimiz. Ama sıcaklardan mıdır nedir? Buruşmuşlarıydı. Şuralarda var birazcık daha. Buruşmuş. Bu da pikniğimize renk katmış olacak. Evet. Zaten 3 tane koparsak. Tabi acı oluyor zaten, çok da yiyemiyoruz. Şunları bir ara bir dibine çapalayalım dedik. Öyle evet. Kaldı. Sulayıp da çapalayacağız. Sertleşiyor çünkü. Çok sert. Çok sert. Biberlerimiz toplandı. Yeşilliklerimizi kopardık. Şimdi de biraz şunları sulayacağız. Hobi bahçemizi canlandıralım. Zaten kurumuş kalmış dikleri. Suyu sileyim. Evet. Evet Sıdıka Sultan, biberlerimizi Sıdıka Sultan'da kopardık, nanelerimizi evet. Kopardık. Şimdi piknik yolculuğumuza başlamış bulunuyoruz. Hemen Adalet Parkı'nın yanından doğru ilerliyoruz. Hatta sol tarafımızda Adalet Parkımız var. Planımız içerisinde mevcut. Adalet Parkı'nda merak ediyorsanız mutlaka bir bakın deriz. Orası da Denizli'mizin incilerinden. Evet. Buraya çayla oturmaya gelirsen veya öyle boş gezmeye gelirsen, bu evimizin yakında olan. Evet. Bugün dedik biraz değişiklik olsun dedik. Ateşli bir yere gidelim. Selver Gazi'ye gidelim dedi bizimkiler. Orası. Bir de oraya gidelim dediler. Selver Gazi'ye doğru çıktık. Evet, Sıdıka Sultan söylemiş olduğu gibi yeşillikler içerisinde ateşli piknik alanlarından birisine gitmiş olacağız. İnşallah. Yol çalışması var. Yol biraz daralıyor herhalde. Evet. Orta refüjde çalışmalar yapıyorlar denizin çoğu noktasında. Ondan da yollarda küçültme var. Artık son sıcak havalara yakınlaşıyoruz. Eylül ayının başları da ilk haftası bitti bile. Güneş havaları sizler de eminim ki değerlendiriyorsunuzdur. Yavaş yavaş havalar değişmeye başladı. Eski sıcaklık yok. Evet. Sıcak oluyor. Akşamları biraz serinliyor. Değil mi? Artık eskiden her tarafı açalım essin derdik. Şimdi biraz daha serinlik başladı. Yine sıcaklığa devam ediyor yani. Soğuk değil yani. Sizler de bu güzel havaları mutlaka değerlendirmeyi ihmal etmeyin.
Evet, Server Gazi piknik alanımızın giriş kısmındayız. Artık geldik. Anlaşan Türk bayrağımız bizleri burada hemen selamlıyor zaten. Ne kadar güzel dalgalanıyor. Yeşillikler içerisinde burası. Hem de denizlerimizin güzel piknik alanlarından, Çamlık'tan sonraki en büyüklerinden bir tanesi. Burası yüksek değil mi? Şeyi göre. Garcı'ya göre yüksek mi? Hornaz'a göre? Aşağı yukarı aynıdır ortalama olarak. Genelde bu taraflara gidiyoruz. Bir şöyle şuralara gidelim. Biz de dönelim. Evet, oraya doğru giden de oluyor. Değil mi? Siz bilirsiniz yani. Genelde buraya geldiğimde yukarıları dek geldi. Şöyle bir bakalım. Gerek şuradan döneriz yani. Dönelim o zaman. Evet, sağ tarafımız bugün hafta sonu, cumartesi günü gelmiştik biz birazcık. İyi ya, var gidelim. Ama çok kalabalıklık da yok zaten. Şöyle gidelim hadi. Bence şurada tarafı gitsek daha iyi sanki. Evet, geldik artık piknik alanımıza. Önce bir dedik eşyalarımızı indirmeden yerimizi ayarlayalım. Evet. Yerimizi ayarladık. Şimdi arabadan eşyalarımızı indirelim. Evet, Sıdıka Sultan'la yolda gelirken belirtmiş olduğumuz gibi asırlık çam ağaçlarının altında evet. Enfes burada pikniğimizi yapmış olacağız. Hava da gerçekten de şöyle hoş bir havası var buranın. Ne sıcak evet, ne soğuk. Sıcak değil. Böyle... Buraya geldikten sonra aklım geldi. Çayı termosu yaptım ya, hiç semavermizi getirseydim. Daha güzel olurdu. Tabii ki. Neyse, hayırlısı olsun. Olsun. Hadi bakalım şimdi malzemelerimizi getirelim. Hadi bakalım. Artık evet. Geziyoruz. Bizim köy hayatımız sevdiğimizde piknik alanında tavuklar da var. Evet, buraya gelmişler. Büyük bak karşıdaki evlerin içerisinden geliyor. Ne kadar doğal diye besleniyorlar baksana. Kesinlikle. Bunların yumurtaları iyice tamamen doğal oluyor. Evet. Hem de böyle gezen tavuğun yumurta oranı da bunların büyük ihtimal fazla olacaktır. Çünkü hem dolaşıyorlar hem burada yeşillik de var. Çimden de yiyorlar. Havasını, oksijenini alıyor. Bak eşilene. Burada bakar mısınız? Orada ne şey güzel yiyorlar. Ne lokman mı? Ataks. Siyahlar ataks, sarılar lokman. Yumurta verimleri güzel. Hem de bu ataksların iklim olarak da uygun. Yaz kış en çok uzun ömürlü yaşayan tavuklar. Hem yeşillikleri var. Gayet güzel. Eşilene börtü böcekti buluyordu. Ya bu doğaya, tabiata, piknik alanlarına geldiğinizde mesela şimdi çocuklu aileler için bulunmaz bir veli nimet. Tavuk her zaman bulunmuyor. Evet. Bunları gördüğünüz yerlerde onlar da mutlu oluyor. Nereden? Hiçbirlerde evde yok. Nereden gelmiş? Bunlar? Sesi geliyor. Büyük ihtimalle aşağıdaki evlerin içerisinden geliyorlar. Çünkü horozların sesi geliyor. Buraya kadar gelir mi? Gelmişler herhalde. Ekmek peşinde onlar da. Rızıklarının peşinde fırlara kadar koşmuş gelmişler. Biz yapıyoruz piknik, onlar yapmasın mı? Evet, pikniğe gelmişler onlar da. Piknik yapıyor. Haydi bakalım. Hadi. Şimdi biz böyle hem malzemelerimizi indirdik. Bunları da görmüşken sizlere gösterelim dedik. Hadi şöyle gidelim. Evet, artık ateşimizi yaktık. Şimdi etlerimizi koyalım. Yan mı koyayım böyle mi? Böyle mi koyayım? Düz. Sıra geldi. Pikniğimizin en özel anına Sıdıka Sultan bugün bizler için enfes kuzu etli çöp şişler hazırlamış. Bugün çöp şişle yapacağız. Pikniğimizi. Babam da sağ olsun ateşimizi yakmış. O arada sıcacık. O da güzel oldu. Biz buraya şömineler var. Önceden vardı, şömineler vardı. Evet. Şömineleri tümünü hiçbir yerde kalmamış. Hepsini şömineleri yıkmışlar. Onu anlam veremedik. Yani güzel ocaklar vardı esasında. Altlı üstü. Hem böyle patlıcan biber közlemeye de müsaitti onlar. Hiçbirisi yok. Yok. Sadece yerleri kalmış ama ocaklar yok. Niye yıkmışlar anlayamadık, anlam veremedik. Acaba dedim yenisine mi yapacaklar? Biz yıkılan yerleri kalmış böyle alt betonları. Evet, evet. Orada önce kenarlarını temizledik tabii, orman, ateş, Allah korusun diye. Herkes öyle yapıyor. Biz de öyle yaptık. Biz de öyle yapıyoruz. Herkesin aynı şekilde yerde ocakların yıkılan yerlerinde mangallarını yakıyorlar. Yenisini mi yapacaklar? Neden yıktılar? Anlamadım. Güzeldi böyle hani. Çok güzeldi. Hani, ama zaten eski değildi ki. Yıkılmış yenisini yapmak amacı olsun. Yapabiliyorduk böyle bacalıydı. He? Evet. Güzeldi. O bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. En son geldiğimizde vardı. Şimdi biraz da içeriden koyarsan daha iyi olur. Kömürümüzün üzerinde Sıdıka Sultan'ın elleriyle enfes bir şekilde hazırladığı kuzu etinden çöp şişlerimizi de hazırlamıştık. Ateşimiz oldu inşallah. İnşallah güzel yanmıştır. İnşallah. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Allah güzelce pişirmeyi nasip eylesin. Hadi bakalım. Çevir çevir de yapmayalım, oldu mu? Aynı zamanda biraz önce zaten malzemelerimizi taşımıştık.
Burası denizimizin güzelliklerinden demiştik. Hemen etrafımızı da sizlerle göstermiş olalım, paylaşmış olalım. Sıdıka Sultan malzemelerimizi bu şekilde burada masamıza hazırlıyor. Ve etrafımızdaki ağaçlar gerçekten de insanın ciğerlerini bayram ettirircesine tarihi böyle eski ağaçlardan çok da güzel gözüküyorlar. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? İnsanın huzur veriyor. Aynı zamanda etrafında yürüyüş yolları var. Az sonra Sıdıka Sultan'ın yemekten sonra bizler de yürüyüşümüzü yaparız. Sizlere de göstermiş oluruz. Orası da günlük yürüyüşlerinizi yapmak için de istifade edebilirsiniz. Evet, önce bir yemeğimizi yiyelim. Çeşmeleri de hemen yan tarafta. Elinizi yıkamak isterseniz burada çeşmeleri de bulunuyor. Bankları var. Gayet güzel, nezih, aile ortamı. Hani çok da ses gürültü olmadan. Sıdıka Sultan da orada gelirken tazecik ekmeklerimizi de aldık. Şimdi çöp şiş olur da tazecik ekmek olmaz mı? Aslında yufka alalım diye girdik ama. Evet. Yufka sabahtan bitiyormuş. Her zaman Sıdıka Sultan'ın... Önceden bulunuyordu değil mi? Oluyordu. Sıdıka Sultan'la birlikte vloglarımızda biliyorsunuz yufkalarımız oluyor. Aynı yere gittik esasetinde ama bitti dediler. Neden öyle oldu anlamadık. Sabah saatlerinde oluyor, hemen bitiyor dediler. Hızlı bitiyor artık herhalde. Biz hep oradan alıyoruz, hep de olurdu. Evet, ben yufka alalım dedim. Şimdi asıl zaten yufka ekmeğiyle böyle çöp şişleri sıyırıp sıyırıp yemesi ayrı bir keyifli. Yapacaktık, hayalimizi gerçekleştirecek ama nasip olmadı. Evet. Ekmeğe nasipmiş kısmet. Aynı zamanda Sıdıka Sultan olduğu yerde güzellikler olur, sürprizler olur. Hemen ne var masamızın köşesinde? Etlerimiz piştikten sonra böyle mangallı pikniklere gelince tadından yenmeyenlerden, güzel olanlardan bir tanesi de közlemeler. Közleme. Onları da çok severiz biz. Onu da yapacağız inşallah. Naneyi gelirken tazece kopardık ama hava sıcak olduğundan yazık buruştular. Evet, sıcaklık etkilemiş. Oldu mu? Hemen babamın yanına da uğrayacağız biraz sonra. Babanın yavaş yavaş pişiyor. Haydi bakalım. Ben canım babamın yanında gideyim. Annem hazırlığını yapsın. Evet, oh canım babacığım. Evet, ateşimizi babamla birlikte yaktık. Ateşimizin közü muhteşem oldu. Gerçekten de ateş güzel olunca böyle et suyunu kaybetmeden güzel bir şekilde pişiyor. Çünkü ateş harlı olacak birazcık. Çok da güçlü de olmayacak. Tam onun dengesini babam güzel ayarlamış. Tam kıvamı denk geldi. İyi oldu şu anda. Evet. Ocağımız süper, müthiş. Ocağı da gerçekten harika yaptık. Harika yaptık, güzel oldu. Serhat şimdi ara şu tarafından kalsak dışarı. Soğan da tabii ki de közlenmiş soğan. Hem şifa kaynağı hem de harika. Orada bile ne güzellikler görüyorum. Patatesleri görüyorum. Onlar da çok güzel. Çayla birlikte inşallah az sonra. Şu lezzetin sesine bakar mısınız ama? Doğayla birlikte şu sesi şöyle dinlemeli. Harika lezzetler. Ya senin için patates. Onları en son. Ocakta ateşimiz piştikten sonra onları da koyacağız inşallah. Onu da çay saatimizde yetiştirmiş olacağız. Evet Sıdıka Sultan. Canım babacığım. Maşallah. Lezzetin sesi ne de güzel geliyor. Evet. Olmak üzere. Evet. Lezzetimiz böyle suyuyla birlikte enfes bir şekilde pişiyor. Şunun güzelliğine, şunun sesine bakar mısınız? Ne kadar güzel oluyor. İnşallah sizler de yapın. Sizlerin de olsun. İnşallah. Tam da böyle zamanını kaçırmamak gerekiyor artık. Son güzel havaları değerlendirelim. İnşallah yavrum. Mutlaka her ilimizde doğada, tabiatta mutlaka var. İstanbul'a gidiyoruz ablamlara. Orada da var. Biz denizdeyiz. Bizim için de var. Gerçi tabii kendi evlerimizde de imkanlar dahilinde olabiliyor. Bizim mesela ocaklarımız da var ama şu doğanın, tabiatın verdiği vermiyor. Hiçbir yerde yok. Burası da ayrı bir güzellik. Şu çamın havasına bakar mısınız? İnsanın ciğerleri nasıl da bayram ediyor. Çok evet. Güzel. Ara sıra bir rüzgar geliyor. Bu çamların sesi huu diye. Evet tatlı bir rüzgar. Evet. Evet. Uğultu gibi oluyor ama çok güzel bir şey. Nasıl oldu? Biraz hepsini ama. Biraz hepsini. Çevir çevir. Şu tarafı. Evet köşe kısımları. Olanları alalım. Orta kısımları olmak üzere zaten. Ama şeylerimizi pişirelim. Biberlerimizi. Şimdi biberlerimiz var. Közün üzerine onları da koyalım ki onlar da olsunlar yavaşta. Evet lezzetlerimiz yavaş yavaş pişmeye başladılar. O zaman alamayız. Neyse. Sıcak olur. Sıdıka Sultan çöp şişçi. Bugün Sıdıka Sultan çöp şişleri yiyeceğiz inşallah. Evet. Meşhur Sıdıka Sultan çöp şişleri.
İyi olmasın bir gün olur. İnşallah. Bir yandan da ciğerlerimizi de koyduk. Onlar da şifa kaynağı gerçekten de. Sıdıka Sultan elinin emeği değer de güzel olmaz mı? Şundan güzelliğine bakın maşallah. Kapya biberlerimiz. Maalesef onu unuttuk. Tabii ki de bu piknik yerlerine geldiğimizde böyle bir eksiklik oluveriyor. O kadar da olacak. Evet. Kapya biberlerimiz, yanında yeşil biberlerimiz, soğanlarımız da onlar lezzetimize lezzet katacak. Bunlar olmaya başladılar. Bunları alalım Serhat, ben bir sonra yazılıp geleyim. Sıcak sıcak, maşallah. Sadece ciğerlerimiz kaldı artık. Mis gibi sulu sulu. Kuzu çöp şişlerimiz Sıdıka Sultan'ın el emeğiyle ve canım babamın el emeğiyle piştiler. Biberlere bir bakalım. Şuna olmuş sanki. Bir 12 dakika kaldır beyeceğim. Oh, enfes. Harika. Çabuk. Ege yöresinde biz denizden yapıyoruz yayınlarımızı sizler de bildiğiniz gibi. Bu patlıcan, biber közleme onlar da oldukça yaygın. Sen şurada işini görebilirsin. Çıktık ya. Ben evden gelirken dedim ki daha erken dedim. Akşam üzerine doğru gidelim dedik. Yapıyoruz, evet. Ediyoruz deyinceye kadar. Bir de sağdan soldan koku duyunca karnım acıktı. Gerçekten de öyle. Değil mi? Annemle birlikte öğlen namazından sonra çıkmıştık biz. Ben dedim erken daha dedim. Ama ateş yanıncaya kadar. Bir de buraya doğaya tabiatta insan daha çok acıkıyor galiba. Kesinlikle öyle. Etkiliyor. Bir de şu lezzetin görüntüsü de mutlaka iştah kabartıyor birazcık. Babacım ateşi tam kıvamında yakmışız. Evet, iyi olmuş. Gerçekten iyi oldu. O nasip olursa annemin patates ve patlıcanları da közleyecek o ateş güzel. İnşallah. İnşallah yapacağız. Onu gelmişken közleyelim diye. Tabii ki. Olur. Onu da daha sonraki vloglarımızla gösterebilirsek gösteririz ama yeriz yani güzel olur. Biz yemek yiyinceye kadar olur. Olur. Allah'ın izniyle. Ateş güzel olunca hızlıca közlenmiş oluyor biberlerde. Onlar köşede kaldır. Ortaya alıveririz olmazsa hemen hızlıca onlar da pişmiş olur. Kırmızı yer olmadı mı? Şu kırmızı biber de gerçekten de favori biberlerde. Her yerde lezzetli ve güzel oluyor. Şimdi bak, bakar mısınız közlendi. Ayrı bir güzellik oldu. Evet. Her yere yakışıyor değil mi? Çok yakışıyor. Onlar da oldu. Gerçekten de enfes. Görüntüsü bile ayrı bir güzellik.
Sıdıka Sultan'ın ocağına da böyle güneş de vurunca ayrı bir güzellik oldu. Tam kartpostal gibisin Sıdıka Sultan, maşallah. Teşekkür ederim. Resmimizi koyalım. Maşallah, subhanallah. Sofranın güzelliğine bakar mısınız? Evet, şimdi yeme zamanı. Buyurun yiyelim. Evet. Beraber olsun. Çöp şişlerimiz, kuzu çöp şişlerimiz yaptık. Yanında soğanımız, domatesimiz, biberimiz. Evet. Hepsi közlendi. Yanında zaten olmazsa olmazımız yeşilliklerimizden var. Ve burada kapya biberimiz, soğanımız. Onlar hazırlar. Ve iki de güzel canım annemle babam var. Şimdi bu sofranın tadına güzelliğine bakar mısınız? Güzel oldu. Ne de güzel oldu maşallah. Doğada. Evet. Yemekimiz farklı oluyor. Hava da güzel. Evet, çok güzel. Yanında içecek olarak da ayranımız var. Havamız mis gibi, annemin de belirtmiş olduğu gibi. Haydi bakalım, bizlere şimdi afiyet şifalar olsun. Yemeğimizden sonra hem yürüyüşümüzü yaparız, hem orada patlıcanlarımız, biberlerimiz közlenir, onlara bakarız. Vlogumuz güzelliğiyle devam ediyor. Evet, yemeğimizi yedik. Maşallah, Sıdıka Sultan gerçekten de sürprizlerle dolu. Yemeğimizi yedik. Tam böyle yemekten sonra torbamızın içerisinden bir anda bize kahve sürpriziyle karşıladı. Sıdıka Sultan maşallah her şeyi düşünür. Bakır cevizemizde bugün dedim, kahvemiz. Evde ort içeriz diye koydum geldi. Sıdıka Sultan olmazsa olmazlarından kahvemiz mutlaka olur. Bugün de kahvemiz buraya nasipmiş. Hem de köz ateşinde. Şu gerçekten çok kıymetli. Közde kahve. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, ne de güzel oldu. Ama sen benim fincanlarımı toplamışsın. Onları bilmiyordum Sıdıka Sultan. Bir yandan patlıcanlarımıza közleniyor. Kumda kahve. Evet. Kumda kahve var ya. Sıdıka Sultan gerçekten de o gibi oldu. Hani bu közde kahve oldu artık ama çok kıymetli. Özellikle böyle kafe tarzı yerlere gittiğinizde közde kahve olunca fiyatı iyice bir artıyor. Bu da onlardan oldu. Lezzetli mi lezzetli? Bunun lezzeti bir başka olur. Hem de bakır cevizede. Tamamen böyle nostaljik ve güzel. Sıdıka Sultan ellerine emeklerine sağlık. Bu ince düşüncelerin içinde ben sana çok teşekkür ediyorum canım anneciğim. Ben size teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz de şu anda bana hak vereceklerdir. Sıdıka Sultan'daki şu güzel düşüncelere bakar mısınız? Maşallah. Zaten yorumlarda da belirtiyor. Allah'ım kalbinin güzelliğini yüzüne de vurmuş canım anneciğim. Allah senden razı olsun inşallah. Allah hayalindeki her şeyi amin, hayırlısıyla nasip eylesin. Amin yavrum. Amin. Canım anneciğim. Annem her zaman düşüncelidir. Her şeyi düşünür, herkes düşünür. Bizleri düşünüyor. Sizleri ihmal etmiyor, bizleri ihmal etmiyor. Amin yavrum. Haydi bakalım şimdi kahvemiz. Evet. Yavaş yavaş orada oluyor. O arada patlıcanlarımız oldu. Mis gibi. Onlar da daha sonraki yemeklerimiz için hazır olmuş evet, olacak. Evde hazır yemeğimiz olur evet, inşallah. İnşallah. Közlenmiş patlıcan iyi olur evde. Babamın... Şimdi de patateslerimiz var. Evet. O da çay saatimiz hazırlanıyor. Biraz sonra yürüyüşten sonra belki canımız isterse yeriz. Babamın da patatesleri. Onları diyor çay saatte yetiştireceğim diyor. Ben karnımız doydu koymayalım dedim ama patates sever. Evet. Bunu da yıkadım geldim de kurusun küflü yapmasın diye koydum. Tabii ki. Daha sonraki pikniğimizde inşallah kullanmış oluruz. Evet. Az önce burada sadece kozlak tehlikesi var. Bir anda düşüveriyor. Biraz önce babamın düştü. Babama düştü bir tane. Allah
dedi. Kozlaklış bir havasını. Galiba ona. Böyle sonbahar zamanı geliyor. Onlar büyük ihtimalle düşme zamanı geldi. Biz normal düşmez. Biz buraya geleli iki tane düştü. Evet, ikinciye düştüler. Bir de fıstıkça mı? Evet. Fıstıkça mı? Evet, evet. Evet. Yani çamlar öyle kaliteli çamlardan. Fıstıkça mı? Çok demek çok eskiler. Düşme zamanları. Sonbahar demek mevsimi geldi. Evet. Kahvemiz olduğumuz gibi. Közde kahvemiz oldu, ısınmıştır muhtemelen. Babanınki duru koysun, bitti. Benim hiç böyle kahvem böyle olur, köpüksüz olmaz değil mi? Ama yani közde kahve olunca tabii ki de olabilir. Ateş, da, ateş de tam orantılı gelmiyor ya. Ya kahvesini az koyuyor. O da olabilir. Olabilir. Kahvemiz de oldu. Fincanlar da ısınmış. Maşallah, ne de güzel. Çatlatırız bir de. Olabilir anneciğim. Hadi bakalım. Bizlere evet, afiyetler oldu. Olsun. Kahvelerimiz de oldu. Sonra küçük bir yürüyüşe hak ettik artık. Evet. Fincan sapı da ısınmış. Selamün aleyküm tekrardan. Pikniğimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. İkindi ezanı da okundu. Bayağı oldu okunalı. Ev gidinceye kadar hem geç olacak dedik. Buraya kadar gelmişken Selva Gazi Türbesini dedik ziyaret edelim. Hem sizlerle paylaşayım hem ikindi namazımızı kılalım. Evet. Burada haydi bakalım hep beraber gezelim inşallah. Evet, insan buralara kadar geldikten sonra hemen Server Gazi piknik alanının hemen yan tarafında, çok yakınında. Evet. Server Gazi Hazretleri'nin türbesi var. Gelince mutlaka ziyaret edebilen sizler de gitmeyin. Bir duanızı edersiniz, namazınızı kılarsınız inşallah. Bizler de şimdi hem namazımızı eda edeceğiz hem de Server Gazi Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz inşallah. Haydi bakalım, haydi bakalım türbemize doğru ilerliyoruz. Şimdi hemen türbenin yan tarafında böyle yeşillikler içerisinde, ağaçların içerisinden yürüyorsunuz. Çok güzel. Hemen namaz kılacağımız mescit kısmımız var. Erkek ve bayan mescit olarak da ikisi de var. Ama kapısı bugün ilk kez geldik kilitli. Normalde hep açık oluyordu. Demek kapıyı da kilitlemişler. Diğer tarafta kilitli. Büyük bir ihtimalle türbe de kapalı olacak ama camdan bakarız artık. O zaman biz eve nasip olacak yine namazımız. Evet. Açık oluyordu. Açık oluyordu. Bugün kapatmışlar. Evet. Hem namazımızı eda edelim dedik. Kapıları kilitlemişler. Geçen sefer geldiğimiz açıklama vakit akşam vakti onun için mi kilitli bilmiyorum. Kilitli. Türbenin kapısında kilitli. Şimdi ondan da kilitli olabilir. Olduğu konum itibariyle birazcık tenha kalıyor. Belki de hani gece saatlerinde bir olumsuzluk bir şey olduysa belki de ondan da kapanmış olabilir. Ama yine kıymetli izleyicilerimiz merak ediyorsa ben vlogumuzun sonuna ekleyeyim. Biz buranın içerisinde gezdiğimiz vlogumuz da var. Oradan yine de bakabilirsiniz. Ben size yine de camdan göstermeye çalışacağım. Evet. Biz buradan duamızı etmiş olalım. Hemen Server Gazi Hazretleri'nin türbesi içeride yer alıyor. Denizli'mizin büyüklerinden Selçuklu zamanındaki komutanlardan. Biz de hemen burada duamızı eda edelim. Namazımızı inşallah eve yetişeceğiz. Hadi. Ve daha sonra evimize geçeceğiz inşallah. Şurada kapının önünde. Hem duamızı edelim. Dışarıdan duamızı ettik. Evet, Allah kabul etsin inşallah. Amin. Amin ya Rabbi. Seni kendine kabul etse. Amin. Artık eve doğru yolculuğumuz çıkacağız. Olan akşam. Evet. Burada kapatayım artık ben videomu. Hamdolsun Sıdıka Sultan'la birlikte yine dolu dolu güzel bir vlog oldu. Hem orada pikniğimizi yaptık. Pikniğimizin evet. Sonrasında türbe ziyaretimizde de taşlandırmış olduk. Allah ziyaretimiz kabul etsin inşallah. Girip duamızı ettim. Yazım yine o çabuk okuyor. Yasin okuyuverdi. Evet, Allah kabul etsin inşallah. Amin. Bugün
vlogumuz bu kadar. Hayırlı evet. akşamlar diyeyim ben size. Ben Sıdıka Sultan'a Server Gazi Hazretleri'nin türbesinin önündeyiz. Hem de çok teşekkür etmiş oluyorum. Allah senden, biraz önce belirtmiştim zaten videomuz içerisinde de, razı olsun canım anneciğim. Allah her şeyi hayaline, gönlüne göre hayırlısıyla nasip eylesin. Yaptığın tüm duaları da kabul eylesin. Annem saf, samimi, kalbi duygularına hem bugün sizlere gösterelim diye bizleri de mutlu etmiş oldu, sizleri de mutlu etmiş oldu. Çok teşekkürler canım annem. Hayırlı akşamlar diyeyim ben buradan. Evet. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. İzlediğinizde beğeni yapmayı unutmayalım. Evet. Bizler için yorum kısmında kalp bile koysanız o bizler için yeterli oluyor. Çok da mutlu ediyoruz, etmiş oluyorsunuz kalp, bizlere. Bizler için kıymetli. Evet, kalp, gülücük evet. bizler için yeterli. Tabii vaktiniz, zamanınızı yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Sizlerin yorumları benim için önemli. Evet. Beni sevindiriyorsunuz. Çok da şimdi diye sizlerin yorumları okuyunca daha çok mutlu oluyorum. Daha çok hevesleniyorum. Evet, çok teşekkürler tekrardan. Sıdıka'nın Hayata kanalında nice birbirinden güzel vloglarda, videolarda böyle ansızın böyle gelişen güzel vloglar içerisinde tekrardan görüşmek üzere diyelim. O zamana kadar kendinize, sağlığınıza, sıhhatinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Sizleri seviyorum.